Siz Türk milleti adına konuşamazsınız. Biz hepimiz bu milli maçta tavrımız, tarzımız belli. Onların başarısı bizim başarımızdır. Onlar bizim çocuklarımız. Hatta milli maçta formayı giyenlerden biri benim yakın köylüm, kapı komşum ve akrabam. Biri Bingöl'lü, iki tane Kürt. Buraya çıkıp öyle kurt işareti, efendim işte Türk halkını falan temsil ediyor. Hayır, bizi temsil etmiyor. Sizin partinizi temsil ediyor. Siz Türk milleti adına konuşamazsınız. Biz hepimiz bu topraklarda hepimiz varız ve hepimiz Türkiye'liyiz. Hepimizin farklı kimlikleri var, farklı inançları var. Yani politikalarınızı bir halka, ırkçılığı, milliyetçiliği dayatamazsınız. Bunun uygar ülkelerde de yeri yok. Bunun üzerine siyaset yapmayın. Yeni şeyler üretin. Topluma yeni... Yakanlar bağırıyordu. Benzini getirin, ateşi getirin, laylonları getirin ki iyi yansınlar. O karanlık yüzler, o aydınlık yüzleri 31 yıl önce Sivas'ta bu şekilde katlettiler. Ve herkes oraya ateş taşıyordu, o ateşe odun taşıyordu, ateşi harlıyorlardı. Bu toprakların böylesi acı dolu yılları var. Şimdi yıl 1993, Sivas'tan başlayan bir yıllık bilançoyu çıkardım. Ne oldu bu topraklarda? Hep tartışıyoruz ya, mülteciler geldi, burası güllük gülistanlıktı, işte geldiler, şöyle oldu, böyle oldu. Bu topraklarda hiçbir zaman barış olmadı. Hiçbir zaman birbirimize yüreğimizi açmadık. Hep ötekiler düşman oldu ve onlar düşman muamelesi gördüler. Bakın, 2 Temmuz'da Sivas katliamı, 35 kişi yandı diri diri. Dönemin başbakanı Çiller, çok şükür diyor, otelin dışındaki o caniler, onlara bir şey olmadı diyor. Bir ülkenin başbakanı işte, odun böyle taşınır, ateş böyle harlanır. Yine o yıl resmi kayıtlara göre şu coğrafyada 510 tane faili meçhul cinayet işlendi. Hiçbirinin faili bulunmadı. 3500 köy yakıldı. Benim de doğduğum köy ateşler içerisinde yerle bir edildi. Uğur Mumcu Ankara'nın göbeğinde öldürüldü. Katilleri bulunmadı. Eşref Bitlisli bir uçak kazasında ve yanındaki subaylarla birlikte öldü, failler bilinmiyor. Ve o tarihte PKK bir ateşkes ilan etti. O ateşkes sürecinde biz de Şam'daydık. Özal'ın talepleri üzerine gitmiştik. Ve biz Şam'dayken Özal öldü. Özal'ın ölümünün de şaibeli olduğunu bütün ailesi yüksek sesten bunları seslendirdi. Ve 3 Nisan 1993'te Bingöl'de masum 33 asker kurşuna dizildi. Ve o katiller bulunmadı. Ne oldu, nasıl oldu, o olay hala öyle karanlıkta. Ve 5 Temmuz'da Başbağlar'da bir başka katliam oldu. İnsanlığa karşı nerede bir suç işleniyorsa, nerede bir katliam varsa biz onun karşısındayız. Onun için Sivas Madımak'taki katliam neyse Başbağlar'daki katliam da odur. Sonra Mehmet Sincar, benim milletvekili arkadaşım, Batman'da Hizbül Kontra tarafından katledildi. Sonra aynı yıl Vartinis'te bir aile ateşe verildi. Sonrası benim doğduğum köyde yine 8 insan ateşe verilerek öldürüldü. Sonra Kult'ta, Diyarbakır milletvekili var, yakın akrabalarıdır, benim de akrabalarımdır, 11 kişi katledildi. 20 yıl sonra onların kemikleri bulundu. O kadar çok şey oldu ki, yani insanlığa karşı büyük suçlar yaşandı. Şimdi bizim ülkemizin realitesi bu. Bu topraklarda hep bunlar oldu.
uygar ülkeler nasıl sorunlarını çözdüler? Almanya Başbakanı Willy Brandt büyük bir anıt yaptılar. Gitti anıtın önünde saygıyla eğildi ve oradaki soykırıma uğrayan insanların önünde diz çöktü. Sonrası İspanya beyaz bir sayfa açtı ve geçmişiyle yüzleşti, yeni bir anayasa yaptı. Şili'de aynı şeyler oldu. Peki biz yapamayız mı? Biz bunları hayata geçiremeyiz mi? Bir daha asla olmaması için bu parlamento niçin var? Şimdi benim size bir önerim var. Bakın, biz nasıl ki uygar ülkeler bu sorunlarını çözdüyse biz de çözebiliriz. Biz de ister Anadolu topraklarında, isterse Mezopotamya topraklarında büyük bir anıt yapalım. Bu anıtı 1 Eylül Dünya Barış Günü gibi önemli bir günde hep beraber gidelim. O anıta 1915'lerde yaşanan o vahşeti nakşedelim. İstiklal mahkemelerini o anıta kazalım. Sabahattin Ali'yi, İskipli Atıf Hoca'yı, Ali Şükrü Bey'i oralara yazalım. Sonrası dönelim. Bu parlamentoda gelip Mustafa Kemal'in sözleriyle, ulusal giysileriyle gelen Kürt milletvekilleri Hasan Hayri ile Yusuf Ziya, onun isimlerini nakşedelim. 1930'larda Zilan katliamıyla ilgili katledilenlerin ismini yazalım. 1938'de Dersim'de katledilenlerin anısını, isimlerini yazalım. 33 kurşunu yazalım Van'da katledilen masum Kürtleri yazalım. 6-7 Eylül olaylarını yazalım. Adnan Menderes'i yazalım. Yanına Deniz Gezmici yazalım. Yanına Mahir'i, Kemal'i, Ali'yi koyalım. O zaman yüzleşiriz. Maraş katliamını koyalım. Sivas katliamını koyalım. 1990'lı yıllarda 17 bin faili meçhul cinayetlerin işlendiği insanların isimlerini koyalım. Bunları koyabilirsek ve yüzleşirsek o zaman sorunlarımızı çözeriz. O zaman bakın, bu parlamento bunun için var. Bakın yanı başımızda, bakın insanlığa karşı suç işlendi. Gar katliamı. 2 gün önce mahkeme ne karar verdi? Dedi ki burada insanlığa karşı bir suç yok. Peki ey yargıçlar, 33 insan katlediliyor. Bu insanlığa karşı bir suç değilse neye karşı bir suç? Madımak'ta insanlığa karşı bir suç yok ve bu zaman aşımına uğruyor. Başbağlar'da aynı şey oluyor, Vartinis'te oluyor, Zengök'te oluyor. Peki bu insanlar katledilirken insan kategorisinde değerlendirmiyor musunuz? İşte onun için bu mahkemelerin bu noktada verdiği kararların ne vicdani ne ahlaki bir tarafı yoktur. Hep de söyleriz ya, yani büyük devletlerin ve büyük yargıçların bir yalanı var. Zaman aşımı. Vallahi hiçbir yerde insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Sadece bu Orta Doğu topraklarında vardır. Bu Orta Doğu topraklarında hep zaman aşımı hayat bulur ve katiller kollanır ve korunur. Biz bunları hak etmiyoruz. Şimdi bu parlamento bunu yapamaz mı? Hepimiz bunu yaparız, yapabiliriz de. Peki başta da söylediğim gibi bu uygar ülkeler bunu yaptı da biz niye yapmıyoruz? Görevimiz sadece gelip buradan birbirimizle cebelleşmek mi? Sürekli topu başka tarafa atıp, peki bu topraklarda bu kadar mülteci düşmanlığı yapan ırkçı faşist kesimler var, partiler var. Bunların günahı yok mu? Onlar bakın bu toprakları küçücük iktidarları için sürekli tetikliyorlar. Peki ben bu ülkenin savcılarını, yargıçlarını, bakanlarını göreve davet ediyorum. Bizim en masumane bir sözümüzden hakkımızda davalar açılıyor, mahkumiyetler oluyor. Burada halkları birbirine vurdurtan
ve burada halklara düşmanlık yapanlarla ilgili savcıların bir an önce harekete geçmesi lazım. Bu topraklar kimse, yarın bizim başımıza nasıl bir felaket gelir bilmeyiz. İnsanlar kendi doğdukları topraklardan keyfi olarak çekip gitmezler. Bunlar da bizden de milyonlarca insanlar yurt dışında. Bunlar da keyfiyetinden mi gittiler? Onun için yargıçları göreve davet ediyorum. Bu ırkçı faşist söylemlerin hayatımızda yeri olmamalıdır. Bakın Sayın Başkan. Sayın Sakık, lütfen tamamlayın. Teşekkür ediyorum. Milli Marş'ta tavrımız, tarzımız belli. Onların başarısı bizim başarımızdır. Onlar bizim çocuklarımız. Hatta Milli Marş'ta formayı giyenlerden biri benim yakın köylüm, kapı komşum ve akrabam. Biri Bingöl'lü, iki tane Kürt. Buraya çıkıp öyle Kürt işareti, efendim işte Türk halkını falan temsil ediyor. Hayır, bizi temsil etmiyor. Sizin partinizi temsil ediyor. Siz Türk milleti adına konuşamazsınız. Biz hepimiz bu topraklarda hepimiz varız ve hepimiz Türkiye'liyiz. Hepimizin farklı kimlikleri var, farklı inançları var. Yani politikalarınızı bir halka, ırkçılığı, milliyetçiliği dayatamazsınız. Bunun uygar ülkelerde de yeri yok. Bunun üzerine siyaset yapmayın. Yeni şeyler üretin. Topluma yeni... Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.